Ne diyorduk şimdi? Kanalımıza abone olmalarını söyle. Evet. YouTube videoyu paylaşmıyor bu arada. Evet arkadaşlar, abone olduğunuz Ebu'yu görmeye başladı. Bir önceki videoda görememiştiniz. Niye abone değildiniz? Değil mi Ebu? Öyle. Abone olmayanlara görünmüyor. Bugün sizler için bıçak bilemeye karar verdik. Onun için kamplarda kullandığımız 3 tane bıçağımız, ya 2 tane kamplarda kullandığımız, bir tane de Sivas'ın meşhur bıçaklarından bir tane temin ettik. Bunların hepsini bileceğiz. Size bunu göstereceğiz. Bu videomuz bıçak bileme. Sadece bileme değil, jilet gibi bıçak yapma. Aynen, ustura gibi keskin olacak. Aynen öyle, ustura gibi. Böyle evet. Çatır çatır alacağız mı diyeyim. Benimkini alabilirsin. Selam, ben Barış. Ben Ebu. Arkadaşlar, şimdi öncelikle yönetmenimiz diyor ki meşhur Sivas bıçağını bir bile, bir göster. Bu bıçağı sıfır aldık. Tabii ki bıçak oldukça keskin bir pozisyonda. Şöyle gösterebilirim. Direkt hiç acımadan kesiyor. Çünkü sıfır olduğu için Sivaslı bıçak ustalarımızın çok iyi çalışmalarından dolayı bu bıçak ilk aldığınızda müthiş keskinlik. Ama bu bıçağı kullana kullana artık şeyde, çamaşır makinesinde yıkaya yıkaya, ondan sonra bulaşık makinesinde yıkaya yıkaya vesaire falan derken bıçak otomatikman ne oluyor arkadaşlar? Tabi böyle hayvan gibi körelmiyor ama. Şöyle bir iyice köreldi. Bakalım şu an köreltebildim mi? Ne olur. Köreltebilmişsin. Güzel köreltebilmişsin. Arkadaşlar bu bıçağı bilemiyoruz. Çok köreldi. Kendini çıkardı. Bıçağımız köreldi. Gördüğünüz gibi artık kağıdımızı kesinlikle kesmiyor. Al sen istersen birazcık dene. Ben o arada şey göstereyim. Şimdi herkesin bir bilek taşının olmayacağını düşünerek ve bu işi daha ekonomik bir şekilde yapmamızı düşünerekten şöyle bir şeye karar verdim. Zımpara kağıtları, bütün sanayilerde, nalburlarda, hırdavatçılarda bulunan zımpara kağıtları arkadaşlarla yapmaya karar verdim. Bunların ölçülerini şöyle söyleyeceğim size. Bir tane 600 kumluk zımparamız var. Bir tane 800'lük kumluk zımparamız var. Bir tane 1200 kumluk zımparamız var ve bir tane 1500 kumluk zımparamız var. 2000 kumluk zımparamızı fazlaca kullanmıyorum. Sebebi zaten onu kullandığın zaman artık metali parlatmaya başlıyor. Yani ayna gibi parlatmaya başlıyor. Tabi üstü var işte 2000, 4000, 6000, 10000 falan diye gidiyor. Artık parlatmaya başlıyor. Bilemenin üstüne çıkıyor. Yani gerek görmüyorum ben ona. Burada söylemek istediğim şey şu. Şimdi bu körelttiğimiz bıçağı 600 kumluk zımparayla bilememiz, ağzını tekrardan açmamıza gerek yok. Çünkü ağzı zaten hali hazırda çok bozulmadan. Sadece köreldi. Yani bir mutfakta kullanır gibi, kamp mutfağında kullanır gibi köreldi. Bunun için 800 kumluk bir zımparayı sabit durması için bir tane böyle mermer bulabilirsiniz ya da bir şey bulabilirsiniz. Onunla arkadaşlar şurayı hazırlayacağız. Şimdi bu. Şurayı iyi kıvırmamız lazım, tamam mı? Dur. Şurayı kıvırıyorum. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle önüme alayım. Bu arada Ebu da sizler için güzel videolar hazırladı geldi diyebiliriz. Neler yaptın Ebu? Beni uzun zamandır görmüyor. Uzun zamandır değil aslında. Uzun zamandır beraber videolara çıkmıyorduk. Sebebi de ben sizin için biraz evimden ayrıldım, uzaklara gittim. Bir video hazırladım geldim. Bir mi? Yani birkaç video hazırladım geldim. Cuma günü ilk videoyu gösterime sokmayı planlıyoruz. Yani Cuma günü girer değil mi? Aynen. Cuma günü gelir. Cuma günü de. Bir şey söyleyeyim. Bunlar su geçirmeyen zımpara kağıtlar olduğu için ve bıçağın tozu çok fazla üstünde kaldığı için ya da uçuştuğu için ben su dökmeye tercih ediyorum. Onu da belirteyim. Şöyle hafiften bir su dökeceğim. Şu şekilde. Yeterli bu. Şimdi şöyle birazcık şey yapayım. Suyu yedireyim. Şimdi arkadaşlar herkesin bıçak bileme tekniği vardır. Kimisi der ki tek seferde şöyle iteceksin. Kimi der ki böyle koyacaksın, birazcık açısını verip iteceksin. Hani şey diyorlar işte 15 derece açı, işte 45 derece açı, her neyse. Ya da işte geri çekerek bileceksin falan. Ben bir Alman bileği taşı almıştım yuvarlak şekilde. Markasını şu an unuttum. Üstündekileri çevirdiğim zaman şu yazıyor arkadaşlar. Bıçağı dairesel hareketlerle bileyin.
ya da işte baltayı dairesel hareketlerle bileyin diyor. Ben de ona alıştım. Siz nasıl bir duruma alıştıysanız ya da benim gibi yapmak istiyorsanız arkadaşlar iyi izleyin, değil mi? Bıçağımızı şu şekilde tutuyorum. Bakın. Şimdi şurası dümdüz koyduktan sonra hafiften kaldırıyorum. Çok hafif bir şekilde kaldırıyorum arkadaşlar. Sonra şu şekilde ağzını ayarlamaya çalışıyorum. Tabii bıçağın ağzı düz bir açı olduğu için şöyle çevireceğim arada. Şimdi şöyle şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Yani ultra basit bir şey. Tabii iki tane zımpara kağıdınız olduğu durumda bıçağınızı her türlü bilersiniz. Bir de aşırı körelmemiş, yani yine keskin olan bıçaklarınızı yapmanız gereken şey arkadaşlar, Ebu programında gösterdiği gibi Keskin Uçlar programında Keçua'nın bıçağını incelemişti. Evet. Orada ne demiştin Ebu? Çok fazla yani bir işlem yaptıktan sonra, tabii benim gibi böyle bileği taşına dikine vurduğunuzda artık o pozisyon düzelmez. Birkaç işte domates doğradın, çamaşır bulaşık makinesinde yıkadın, işte yemek falan yaptın, ağzı gitti biraz. Onun için yanınızda yörenizde işte deri kemeriniz varsa iç kısmıyla Ebu'nun o videoda gösterdiği gibi şöyle yatay yaparsanız geri keskinliğini sağlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu tarafını yaptıktan sonra parmağınızla şurayı şu şekilde yatay bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Bu tarafa doğru elinize hiçbir şeyin değmemesi lazım. Yani nasıl diyeyim hiçbir şey derken, mesela pürüzün, çapağın değmemesi lazım. Şu an en uç kısmında parmağıma bir şey değiyor bak. Elini sür. Evet. Belki videoda görünebilir mi ya? Görünebilir. Şöyle beyaz kağıt falan yapsam görünür mü acaba? Bakın arkadaşlar, tam şu uç kısmında bir hafif bir çapaklanma kısmı var. Bir tek orası kalmış. Tabii şu an çok köreltmediğimiz için böyle bir durum. Şimdi orayı şu şekilde biraz dairesel olarak başlayacağım şimdi. Önce ağzını güzelce düzelttim. Şimdi dairesel olarak bıçağın bileme kısmına geldim. Şimdi tekrardan bakıyorum. Harika. Baksana. Şu an bile kağıdı keser. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama burayı yaptık şimdi. Böyle böyle yaptık. Bu taraf ne durumda? Tamamen bütün çapaklar bu tarafa geldi. Şimdi bunu tam düzgün bir şekilde şöyle yapmamız için şu an nasıl oldu biliyor musunuz bıçağımız? Şu şekilde arkadaşlar. Keskin bir bıçak bu şekilde görünüyor. Biz şu an bir tarafı bilediğimiz için şöyle oldu. Yani bu taraf çapaklı, bu taraf dümdüz oldu. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapacağız. Şu şekilde. Ve burasını da. Bakalım. Hafif ucunda kalmış, biraz da şurada kalmış. Onun için şöyle birazcık bana doğru kısımdan yapacağım şöyle. Çünkü bu tarafa bilerken hani ben sağ kolumu kullandığım için, sağlak olduğum için bu taraf daha kolay oluyor. Şimdi bakalım, burası çok iyi. Burasının birazcık şurasında kalmış yine. Bıçak bileme işi biraz sabır işi, biliyor musun ne bu? Kesinlikle sabır. Yani sabır. Öyle sürdüm oldu ya da işte şeye götürüyorsun, bıçak ustalarına götürüyorsun işte, zaten bunun arkasında şey yazıyor bak şurada. Neydi? Bıçağı en iyi ustalara bilettirilmesi ve yanmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar buradaki yanmama mevzusu olayı şu oluyor. Hani bıçağı taşa vuruyor ya, o bir ısı sağlıyor. Bazen öyle bir ısıya ulaşıyor ki yani ucu artık tuç olmaya başlıyor. Tabii ki adam şey yapıyor artık, ondan sonra suya sokuyor. Mecburen çelik daha kırılgan bir hale geliyor. Bu sefer bıçağı bilettim, ağzı bozuldu falan mevzuları çıkıyor. O yüzden böyle bir ortamda kendiniz bilerseniz daha şey olur sizin için. Şurası oldu mu? Oldu abi. Güzel. Şimdi aslında bu bıçağımız bitti. Normalde dersek bitti ama biz bitirmeyeceğiz. Bunun sebebi şimdi 800 kumluk bir zımparamızı vurduktan sonra 1200 kumluk bir zımparaya geçeceğim. Tamamen artık böyle kağıdı çok rahat bir şekilde kesiyor pozisyona getirmem lazım. Onu da hızlı bir şekilde hemen yapayım. Ebu bir yardımcı ol. Ebu beni sevmiyor mu ya? Seni sevmeyen olur mu abi? Olur ya dedim abi.
Şimdi yine bunu da birazcık sulayacağım. Bakın şurada da şeyini göstereyim. Şu bıçağın üstünden aldığımız şu siyah şeyler bıçağın ağzındaki bozuklukları alırken oluşan o bıçak ne denir işte çeliğin tozları diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde şöyle dairesel hareketler çizerek bıçağın bu tarafını almaya başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bıçağın artık o bilediğimiz ağzını tamamen güzelce açtığımız yeri şey haline getiriyoruz. Bak burayı iyi katlamamışız, yırtmak üzere biliyor musun şurayı? Şu uç kısmı bayağı bir bozulmuştu. Çok ince olduğu için uç kısmı çok çabuk bozuluyor. Burası harika. Şimdi biraz da şurasını yapayım hızlı bir şekilde. Ebu, ben şunu yaparken sen anlat bakalım. Ne yaptın, neler yaptın? İşte biliyorsun abi, Salda Gölü'ne gittik. Kamp alanlarına baktım, nasılmış, oradaki bize sunulan imkanlar ne, onlarla ilgili bir video hazırladım. Hı hı. Ama hazırladığım videoya da senin bana yaptığına karşılık ben de bir şey yaptım. Ne yaptın? Bu videoda abi abone olmayanlar seni göremeyecek. Nasıl? Abone olmayanlar o kamp videosunda seni göremeyecekler. Ha. Aynen, ben de öyle bir şey yaptım, karşılık vereyim dedim. O videoda Barış abi göremeyeceksiniz. Salda Gölü nasıldı peki? Salda Gölü'nü ya şimdi anlatabileceğim gibi bir yer değil aslında. Çünkü nasıl desem ki bayağı büyük bir alan, farklı farklı işletmeler var. Oraya ulaşımdı, şuydu buydu, bayağı teferruatlı bir konu. Cuma günü bence videosu gelirse daha yardımcı olabilir. Kamp falan yapma diyorsun, var ama biraz şey mi diyorsun, teferruat var. Aynen, diyorsun, biraz teferruat karışık var. Karışık bir durumları var diyor yani. Onu cuma günü bence uzunca izlerlerse daha faydalı olur. Şimdi ben bir de anlatırsam burada, bu video 15 dakika olacaksa yarım saat olur yani. Bir saat olur, oturur benim. Ben niye gittim o videoyu çektim diyor değil mi? Yani. Şimdi iki video bir arada olur onun için. Ama seni göremez abone olmayan, onu da söyleyeyim. Dışında farklı videolar da geliyor. Onları da söyleyeyim. Yani kamp alanları ile ilgili bayağı çalıştım ben. Ama hiçbirini abone olmayanlar Barış abiyi göremeyecek. Vay be. Öyle. Evet. Oldu gibi. Bıçağımızı şimdi elimizle kontrol edelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu bıçak bileme işi biraz sabır isteyen bir iş. Şu an oldukça ağzı düzgün görünüyor. Bir bakabilir miyim? Jilet. Jilet mi diyor? Bir an elim gidecek sandım. Oldu mu diyor? Bence elim bile götürür kağıt. Aa, olmuş. Daha ne olsun abi? Kamera girince heyecanlandım bak. Sakin gelme. Arkadaşlar gör, bağla. Allah Allah. Kameradan oluyor ya. Kamera gelmese bak mesela şu an harikayım. Heyecanlanıyorum kamerayla. Kamera yani. Gelsin. Ama. Harbiden kameradan ha. Yoksa görüyorsun yani. Yanımda öyle hareketler yapma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zımparayla bıçağımızı biledik. Bu bildiğimiz gibi bir mutfak bıçağıydı. Mutfak bıçağını bu şekilde bir şey hazırlayıp bileyebilirsiniz arkadaşlar. Genelde zaten şu biley taşları da 2 liraya 3 liraya satılıyor. Onları çok tercih etmiyorum çünkü onlar şey bıçağın ağzını bilemekten ziyade bozuyor. Şu an gelelim kamp bıçaklarına. Genelde kullandığımız kamp bıçaklarından bir tanesi şuydu arkadaşlar. Diğeri de şu. Şimdi bunun ağzı birazcık bükeyli olduğu için isterseniz önce bunu göstereyim. Bunu göstermeye gerek yok. Bunun ağzı zaten şundan aynıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu bilediğiniz gibi bunu da bileyebilirsiniz. Ama mutfak bıçaklarını yani işte her nerede kullanıyorsanız ev bıçaklarını bunlar gibi kısa sürede bileyemiyorsunuz arkadaşlar. Bunların çelikleri biraz daha şey olduğu için şunun mesela çeliği D200 müydü? Öyle bir çelik var. Yani biraz daha kaliteli bir çelik var arkadaşlar. Bu onlardan. Bunun içinde ben genelde kamplara gittiğimde yanımda şöyle bir köpük taşıyorum yani bileme için. Bunun daha küçüğü olabilir mesela yarısı kadar olabilir de şu an yanımda biraz büyüğünü getirdim. Şu an bu bıçak için şey kullanacağım arkadaşlar. 1500 kum kullanacağım. Bu bıçağı zaten en son 2-3 kamptır kullanıyoruz. Evet. Şeyi oldu birazcık ağzı bozuldu. Şimdi bu bıçağın ağzını direkt şeye vurmayacağım. Köreltmeye çalışmayacağım çünkü çeliği çok şey olduğu için dayanıklı olduğu için köreldiğinde burada bilemesi 2-3 saatimizi alıyor.
O yüzden direkt buradan şeyle başlayacağım. Zaten bunu kampta kullanmıştık. Ya da al bir tane dene, kes bakalım kesebileceğim bir kağıt. Kağıt mı keseyim? He. Sağlam kağıt kesme, kötü kağıt kes. Sağlam da göstereceğim hepsini. 20. Kağıdı parçalıyor. Zorla kesmeniz lazım. Ya ekmek keser gibi şöyle falan olursa dedi. Tırtıklamak lazım. Aynen. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bunu birazcık ıslatıyorum. Elimle ya da bıçağın ucuyla yaydıktan sonra şurayı tutuyorum. Bu bunun gibi ağır bir malzeme olmadığı için mecburen iki el çalışmanız gerekiyor. Ondan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dairesel hareketler çizerek bakın yavaş yavaş zaten o bıçağın ağzındaki çapak kısımları işte kılav mı deniyor her ne deniyorsa o kısımlar yavaş yavaş siyah siyah çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Zımpara iyiymiş ama ha. 1500. Bu bayağı körmüş abi. Parlamayı görüyorsun değil mi? Hı hı. Bayağı körmüş, direkt parlamaya başlıyor ucu. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde burayı da yapıyorum. Tabii bu işlem bileme işleminden sonra mesela bunu deri kemerden içinden geçirmiş olsaydık Ebu'nun gösterdiği programdaki gibi şu şekilde arkadaşlar kıllarımızı alabilirdik diyeceğim de bu da şu an kesmeye başlamış. Yani bir deriden geçirirsek bunu jilet keskinliğine ulaşıyor arkadaşlar. Şurayı görebilirsiniz. Şimdi şuna devam ediyorum. Bu tarafın aynı şekilde. Sonra en son olarak şu şekilde ağzının şekliyle birlikte hareket ederek açılı bir şekilde aynı zamanda şurayı şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Buraya kaç yaptıysam karşı tarafında da o kadar yapıyorum. İki bu tarafa yaptım, iki bu tarafa yapıyorum. Bak simsiyah çıkmaya başladı, gördün mü? O işte evet. Bıçağın ağzındaki bozuk kısımların şey olması, gelmesiyle oluyor. Şimdi bir elimizle bu iş tamamen ustalığına ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar, ben o kadar ustası olduğumu iddia etmiyorum. Ama elinizle kontrol ederek, yani buradaki malzemenin çapakları elinizle kontrol edeceksiniz. Mesela bak şu tarafta hiç kalmamış bu tarafında. Ama bu tarafında hafiften bir şeyler var. Bunu işte tam bu noktada bırakıp şeyle, deriyle yapmamız gerekiyor. Aslında derimiz de var ha. Buranın derisi varmıştır. Bu kamp bıçağı olduğu için bunda bazı şeyler var. Bunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şurada yapayım daha şey olur. Bakın arkadaşlar şurası derinin içini dışarı çevirmişler iç kısmına. Şu şekilde arkadaşlar hafiften bastırarak dışarı doğru, içeri doğru çekmiyorsunuz, dışarı doğru yaparak şurayı alıyorsunuz arkadaşlar. Aynı taraftan da karşı tarafa da yapalım. Biraz da altına yapalım. Derimiz şu an birazcık küçük olduğu için şey oluyor, zorlayıcı oluyor. Normalde bu kadar olmaması lazım değil mi Ebu? Aha vurdum ağzını, bozdum Ebu. Bakalım. Tamam burası iyi, burası da iyi. Hemen hızlı bir test yapalım. Tabi bıçağın ağzını fazlaca köreltmediğimiz için hızlı bir şekilde biledik. Çünkü bunu zaten kamplarda kütük kesmek için kullandığımız için hızlı bir şekilde köreliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıçağımız eski keskinliğine ulaştı arkadaşlar. Dedim hemen şey ya, ağzı yaş ya, kağıdın aynen şeyini nemlendiriyor, hemen kesmemeye başlıyor. Sinirlendim şu an. Bence bu bıçak şu anda ustura gibi abi. Bu diyor. Bence bir kolunda göster. Ya kolum da kıl kalmadı. Benimkini de göster. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar, bildiğin ustura ya. Gördüğünüz gibi bıçak şöyle artık aradaki farkı görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Berbere bıçak gitmeyin ya. Gel koç. Ebu'nun arkadaşlar bu videoya 250 like gelirse Ebu'nun sakalını bıçağımla keseceğim. Geliyormuş. Ben de onaylıyorum. Çok az. 250 like güzel. Gelir. 250'ye sadece şu sakalımı kenarlarını. Tamamı için 500. Bir tane değil alayım, geliyor mu? Bakayım. 1000 olsun. Güzel, tamam. 250 like'a sakalını düzelteceğim. Eğer ki 1000 like gelirse bu bıçakla Ebu'yu komple tıraş edeceğim. Bu bıçakla. Ben de onaylıyorum.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki bıçağımızı da bu şekilde biledik. Hatta şunu da derisini yapayım. Şöyle deri bilemesini de yapayım arkadaşlar. Ondan sonra bıçaklarımızı kullanıma hazır bir şekilde yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz. Bak şurada şeyleri geliyor ha. Şu derimin üstünden beyaz beyaz şeyler çıkıyor ya. Bu şeyden oluyor değil mi ya? Kaliteli bir duş jeli olmadığı için mi oluyor acaba? Derinin üstünde şeyler mi kalıyor? Kim bilir bunu? Bilen var mıdır? Ya da iyi durulanmadığım için mi? Ben birazcık böyle şeylerde zaman kaybı olarak gördüğüm için. Bu bıçağı da hallettik mi? Halletmişiz arkadaşlar. Şimdi bunu da... Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi tamamen ben burayı tıraş etmemi beklemeyin yani. Sonuç olarak insan içine çıkıyorum arada da. Arada da olsa. Bıçağımız bu şekilde keskinleşti arkadaşlar. Tek attım lan. Yalnız şöyle tek attım ha. Sen yine kesemiyorsun. Aa, birazcık yukarıda yap bakayım. Uf. Bıçak güzel ha. Ebuş. Dur dur. Ebu'dan ninja testi. Evet arkadaşlar. Test gelsin mi? Test gelsin mi? Dur hemen şunu şey yapayım. Tebrik edeyim. Hemen de 2K'ya ulaştı videon. Çok da güzel yorumlar, çok da güzel izlemeler almaya başladın. Ya ben de teşekkür ederim. Güzel yorumlar, güzel izleme aldığımı gördüm. Yolda olduğum için pek takip edememiştim. Sivas'a gelince görebildim. Yani insanlar da kusura bakmasın. Ebu yoldaydı, o yüzden çok cevap veremedi. Dayansına da vermiştin ama aynen, şey olarak. Aynen, cevap veremediklerim de kusura bakmasın. Yoldaydım bir haftadır, sürekli yol falan, yoruldum bayağı ama yorumlar arasında bir bıçak gördüm. Bunu da sizin için sağ olsun Barış abiyle irtibata geçtim. Hemen bir temin etme çabaları falan. Sürpriz bir video geliyor cumartesi günü. Onu söylemek istedim. Hazır sürpriz mı? Olsun. Hazır abi. Tebrik ederim. Ben burada bir sürü cihaz var. Buyurun. Testirme. Şimdi ben bunu Barış abiye doğru mu kestim? Çizik değil. Ben tam bir kesik istiyorum da yalnız bana doğrusu gelirse o bıçakla sana fantastik şeyler yaparım. Haberin olsun. Abi sen şunu al git. Bıçağı sağlam tut. Yok yanında durmak istiyorum. Tehlikenin içinde de olmam lazım. Abi sen tehlikenin içinde ol da ama elektronik aletler tehlikenin hadi içinde olmasın. Şimdi ninja testini... Bıçağı sağlam tut bak bana sokacak. Lan sağlam tutsana. Abi bıçağı sağlam tutuyorum. Benim tuttuğum şey elinden gitmez. Tamam inşallah. Tamam elini çek. Allah senin cezanı vermeye. Şunu verir misin? Abi sen neresine vurdun Allah'ını seversen? Yani bıçak nereden girmiş lan bıçak? Şöyle olmuş bak. Aynen. Bıçak şöyle girmiş. Takılmış şuraya. Komple. Normalde yani şuraya falan yani insan şuraya falan vurur. Sen nereye vurdun ya? Ben daha kesmeyeceğim şey yapmayın yani heyecanlanmayın. Hala keskinliğini koruyor mu? Koruyor. Ben şu nişan problemi bir türlü halledemedim ya. Arkadaşlar Ebu yine nişanlığında rezillik çıkardı neyse. Bıçak bileme videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum atın. Ve dediğimiz gibi 250 beğeni gelirse Ebu'nun sakallarını bıçakla düzelteceğim. Eğer 1000 beğeni gelirse... Güzel bir tıraş. 1000. Nereden? 1000 dedin. Yine şey sakal, ense falan hepsini alacağım. Şöyle komple gireceğim şuradan. Acır ama olsun Ebu. Videoyu paylaşmayın. Beğenmeyin. Bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin kendine göre bir bileme tarzı vardır. Ben genelde zımpara kağıtlarını kullanıyorum. Ve zımpara kağıtlarıyla işte şu bıçağımızı, kamplarda kullandığımız bu bıçağı genelde arkadaşlar işte haftada bir kere falan bileme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü kamplarda sıklıkla bıçaklarımızı kullanıyoruz. Hepimiz aynı şekilde birer kere bıçağımızı biliyoruz arkadaşlar. Biraz da hunharca kullanıyoruz. Yani evet kütük falan kesiyoruz. Bu bıçakların şu iki bıçağın da incelemesi bunun programında gelecek arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için ve yorum attığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Paylaşanlara resmen aşığız diyoruz. Kendinize iyi bakın, doğada görüşürüz.